Dünya ülkeleri teknolojiyi askeri, lojistik ya da diplomasi gibi pek çok alanda kullanmaya devam ediyor. Ama teknolojinin yanı sıra artık ülkelerin kullandığı başka bir argüman daha var. O da bilgi. Peki nedir bilgi? Ülkeler için önemi ne ve özellikle toplumlar bilgi üzerinden nasıl şekillendiriliyor? Yakın gelecekte, günümüzde ülkeler arasında bilgi savaşları olası mı? Biz bu hafta Artı Dosya'da bilgi savaşlarını konuşuyoruz. Doçent Doktor Merve Seren Yeşiltaş, hoş geldiniz Artı Dosya'ya. Biz bu hafta biraz bilgi savaşlarını konuşmak istiyoruz. Ülkeler açısından, devletler açısından ve halklar açısından esasında. Bu çok dillendirilen kavramın ne olduğunu sorarak başlamak istiyorum. Bilgi savaşları nedir? Bu kavramla birlikte ne denilmek isteniyor? Aslında ilk önce şöyle bakalım, bilgi ne demektir? Aslında bilginin ham maddesi veri. Dolayısıyla bizim günlük hayatımızda topladığımız her şey bir veri data seti. Ve daha sonra biz bu verileri kendi içerisinde klasifiye ediyoruz. Sınıflandırıyoruz, kıymetlendiriyoruz, işliyoruz ve daha sonra bu verileri biz bilgiye dönüştürüyoruz. Ve bilgiyi de daha sonra politikaya dönüştürüyoruz. Dolayısıyla bizim karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Veriyi yönetemeyen zaten bilgi yönetiminde başarılı olamaz. Bilgiyi yönetemiyorsanız zaten bilgi savaşına dahil dahi olamazsınız. Bu perspektiften hareketle baktığımızda aslında dünyada hangi ülkeler bilgi savaşları, yani enformasyon savaşlarına dahil oldu dediğinizde, aslında bunun İngilizce kavramına dahi baktığınızda biz sadece buna bilgi diyoruz ama İngilizce literatürde, baskın olan literatürde bunun adı knowledge. Yani burada biraz daha bilişsellik ön plana kazandırılıyor veya intelligence dediğimiz, aslında bu da bir entelektüel sermaye dediğimiz, aslında o bilgiyi kıymetlendirilebilenler ve yönetebilenler aslında o entelektüel sermayeyi oluşturan ülkeler oluyor. Dolayısıyla burada eskinin geçmişe baktığımızda biz veriyi nereden topluyorduk? İşte açık kaynaklardan topluyorduk. Hala açık kaynaklardan toplamaya devam ediyoruz ama şimdi veri en ham haliyle açık kaynaklarda varken şu andaki günümüzdeki küreselleşme ve dijital teknolojiyle beraber aslında inanılmaz bir veri akınıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında bu veri akını dönüştürebildiğiniz takdirde bilgi savaşlarında yer almanızı sağlıyor. Eğer bu veri akınında akına maruz kalıp ama bunu kıymetlendiremezseniz, işleyemezseniz, o zaman zaten elinizde bilgi olmuyor. Şimdi bilgi neden önemli? Çünkü bilgi, veriden sonra bilgiye dönüştürebildiğiniz aslında o enformasyonla beraber sizi onunla siber savaşı da yürütürsünüz, enformasyon savaşı da yaparsınız, işte dezenformasyonda yaparsınız, manipülasyonda veya bilgiyi sadece siz politikaya veya bir stratejiye de dönüştürebilirsiniz. Ama sadece bir veri data seti üzerinden bir konuya angaje olmak ve o konuda bir üstünlük kazandırmanın mümkünatı yoktur. Bu açıdan baktığımızda iki şey karşımıza çıkıyor başa dönecek olursak. Birincisi küreselleşme, ikincisi de dijital dönüşüm. Bu ikisi aslında bilgideki enformasyon savaşının geldiği noktayı gösteriyor bize. Ülkeler bunu nasıl kullanıyor? Bu dönüşümü nasıl yapıyor? Ülkelerin aslında bizim hissettiğimiz şey... İki perspektiften bakalım. Şimdi ülkelerin bir toplumları var. Bir de aslında askeri savunma perspektifleri var. Şimdi toplum bazında baktığınızda biz bu dijital dönüşümde bir sarhoşluğa girdik bir 15-20 yıl önce. Şimdi hatırlayın, Facebook ilk çıktığı zaman dünyanın belki de en güzel şeyiydi. Veya MSN'de ICQ vardı, hatırlarsanız. İşte çok uzaktaki bir arkadaşınızla anlık olarak mesajlaşabildiğiniz bir sarhoşluk dönemine girdik. O zaman hiç kimse bunun tehditlerinden, risklerinden bize bahsetmedi. Ve o dijital dönüşüm belki de altın çağını yaşarken aslında insanlarda bir farkındalık yoktu. Ama bu farkındalık devlet kanalında vardı riskine dair, ama toplum kanadında yoktu. Dolayısıyla devletler bu riskten haberdar. Ama buna dair bir topluma farkındalık kazandırmadığı için toplumlar çok hızlı bir şekilde dijital platformlara, sosyal medya platformlarına angaje oldular. Ama şimdi gelip dönüp baktığımızda diyoruz ki biz neredeyiz? Yani çünkü TikTok, Facebook, işte aklınıza gelebilecek Instagram, bunların risklerini, bilgi açıklarını ve enformasyon savaşlarındaki etkilerini gördüğümüzde artık bu saatten sonra toplumu oradan soyutlamanız çok zor. Şimdi burada yakın zaman önce bir araştırma yaptılar ve araştırmada şöyle bir şey tespit ettiler. Yani genç ve çocuk aslında yani dönemlerine baktığınızda çocukların günlük olarak en az 40 dakikalarını TikTok'ta geçirdikleri. Şimdi aslında bilgi savaşı bu. Belki bizim bir önceki neslimiz veya bizim neslimizde baktığınızda bizim belki TikTok'ta geçirdiğimiz vakit 5 dakika olabilir. Dolayısıyla biz oradaki bilgi savaşlarına maruz kalma süremiz bir çocuğa göre daha az. Ne kadar az kaldığında aslında o kadar fazla etki alanına girmiş oluyorsun. Ancak 40 dakika maruz kalan bir çocukta aslında siz o jenerasyonu yetiştirmiş oluyorsunuz. Bu bize şunu gösteriyor. Bilgi savaşları iki perspektifte bakıldığında toplum kanadında aslında o teknolojiye kim hakimse, o teknoloji menşei ülkesi hangisi ise onlar o jenerasyonu yetiştiriyorlar ve şekillendiriyorlar. Bu anlamda bir jenerasyon profillemesi yaratıyorlar. İkinci ayağına baktığımızda aslında enformasyon savaşları bugün cognitive warfare dediğimiz bilişsel savaşa dönüştü. Onu da çok basit bir cümleyle anlatayım. Bilgi savaşının hedefi internette. Ama bilişsel savaşın hedefi beyin. Dolayısıyla eskiden internet üzerinden kontrol vardı. Şimdi beyni hedef alan, sizin beyin yapınızı değiştiren bir savaşa tanıklık ediyoruz. Nasıl yapılıyor bu? Bu şöyle, şimdi eskiden internette neydi? Bir habere bakıyordunuz. Yine basit bir örnek verelim. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı bir program veya bir rapor yayınlandığında Çinli birisini izlediğinizde dersiniz ki Çinli bir profesörü çıkarın. Aa, bu kesinlikle manipülasyon yapıyor dersiniz. Ama Avrupalı birini çıkarttığınızda Avrupalı bir profesör ve Amerika, aa, bu daha objektif yaklaşıyor diyebilirsiniz. Çünkü böyle bir algı yaratılmıştır. Ve bu internette sizin karşınıza sunulan aslında bir manipülasyon ve dezenformasyon olduğuna dair bir ayrım yapabilirsiniz. Ama cognitive warfare dediğimizde bilişsel savaşta o en baştan jenerasyonu aldığınız için onu ayırt edemeyen zaten ona o gözlükle bakan bir nesil yetiştirmiş oluyorsunuz. Yani bunun ayrımı onu beyninin zaten kabul etmesinin mümkünatı yok. Şimdi düşünün yani bundan 15-20 yıl önce internette tanışmış bir nesil ile bu nesille doğmuş, bu teknolojiyle doğmuş bir neslin bilişsel farkındalığı arasında çok büyük bir fark var. Çünkü bu nesil şöyle bakabilir. Yani batıya perspektifi doğduğu andan itibaren internet üzerinden şekilleniyor. Yani Asya'ya perspektifi, Orta Doğu'ya perspektifi. Gelecek nesli şekillendiriyor aslında. Evet, yani beyinlerinizi şekillendirerek yetiştirilen bir nesil var. Ama eskiden bu kadar kolay değildi. Teknoloji yoktu. İşte enformasyon savaşları bu kadar derin değildi. Şimdi ama sizin beyninizi eskiden insanlarla maruz kaldığınız sosyal interaksiyonlar aslında interaktif bir iletişim üzerinden şekillendiriyordunuz. Deneyimleriniz vardı, değil mi? Ama şimdi artık daha izole olan bir toplum var ve o izole olan toplum o interaktif iletişime geçmediği takdirde onun beyin gelişimi tamamen dijital dönüşüm üzerinden şekilleniyor. Halihazırda bunu kullanan ülkeler, yapan ülkeler var mı merak ettim. Aslında bunu sadece ülkeler kullanmıyor. Bu NATO'nun bir konsepti. Yani dolayısıyla şimdi bugün baktığınızda NATO'nun dokümanlarına, prosedürlerine baktığınızda biz hep böyle biraz daha dar perspektiften bakıyoruz. Hani bilgi savaşı diyoruz. Ama artık olay kognitif tarafına kaymış durumda. Dolayısıyla hani bilgi, enformasyon savaşı, kognitif savaşı sadece bir enstrümanı ve bir unsuru haline geldi. Peki bunlar neyin unsuru haline geldi? Hibrit savaşın. Dolayısıyla eskiden de vardı tabii ki. Eskiden de askeri savaş vardı, siyasi savaş, diplomatik savaş, ekonomik savaş, teknolojik savaş, ticari savaş, bunların hepsi vardı. Ama bu savaşların yarattığı etki alanı günümüzdeki kadar değildi. Dolayısıyla şimdi hep şöyle düşünüyoruz işte hibrit savaş doktrini daha 2000'li yıllara, 21. yüzyıla ait. Hayır, bu yani ilk çağlardan itibaren bir savaşın içerisinde muhtelif faktörleri, muhtelif aktörleri katmak, savaşın nizam veya gayri nizami şekilde yürütülmesine dair çok bir sürü örnekten bahsedebiliriz. Ama teknoloji o enstrümanların hem etki düzeylerini hem de yayılma düzeylerini arttırdığı için bugün hibrit savaşı daha fazla deneyimliyoruz. Örnek olarak bugün Rusya'ya bakın. Rusya herhangi bir ülkeye gitmeden önce, Gürcistan'a, Kırım'a, Ukrayna'ya gitmeden önce ilk önce siber savaş yapıyor. Siber savaş ona kritik altyapı sistemlerine hedef oluyor. Siber savaştan sonra siber savaşı bazen eş zamanlı olarak bazen de mütakiben enformasyon savaşı ve bilgisayar savaşı eşlik ediyor. Ve daha sonra da bunu işte ticaret savaşına döndü. Yani bugün şimdi savaşların en büyük enstrümanlarından bir tanesi sadece ona bakın. Yani ambargolardır, yaptırımlardır. Yaptırım savaşı var. Yani devletleri Rusya'ya yaptırım yapma konusunda ikna etmek de bir savaştır. Buna diplomatik perspektiften de bakabilirsiniz. Askeri perspektiften de bakabilirsiniz. Toplumsal kanatta da bakabilirsiniz. Veya bugün İsrail-Filistin savaşında yine yakın dönemden bir örnek olarak işte bir kahve zincirinin biliyorsunuz satışıyla alakalı inanılmaz bir enformasyon savaşı yürütülüyor. Bir tarafta bakıyorsunuz haberlerde 12 milyar dolarlık bir zarara uğradığı bahsediliyor. Ama diğer taraftan şirketin hiçbir şekilde böyle bir zarara uğramadı. Ama buna mukabil yeni dükkanlar işte yeni şubeler açmak istemediğini, henüz karar aşamasında olduğunu. Dolayısıyla şimdi hangisine inanacaksınız? Gerçekten bir mali kaybı var mı bu kadar büyük? Yani bizim yaptığımız ambargolar, yaptırımlar işe yaradı mı? Yaramadı mı? Dolayısıyla buradaki bir topluluğda algısal var. Ama şimdi bu enformasyon savaşıdır. Dezenformasyon ve manipülasyon vardır. Ama siz en baştan çocuğunuz, küçücük çocuğunuza bakın gidip sakın bu kahveyi içme dediğinizde ve bunu dijital ortamla desteklediğinizde işte artık bu bilişsel savaştır. Yani bilişsel savaş sizin beyninizi şekillendirirken aslında sizin tercihlerinizi şekillendiriyor. Bunu teknoloji savaşı olarak görün, bunu toplumlar arası bir savaş olarak görün, bunu dinler arası savaş, kültürler arası, medeniyetler arası bir savaş olarak görün. Bütün uyumluluk, uygunluk belgeleri, kalite, işte regülasyonlar üretici içinde, tüketici içinde, kullanıcı içinde açıktır. Burada şunu görmek gerekiyor, teknolojiyi satın almakla teknolojiyi adapte edip absorbe edebilmek arasındaki fark aslında bilgiyi yönetebilmek, bir de bu bilgiyi yönettiğiniz bilgi yetenek havuzuna dönüştürebilmekle alakalı bir şey. Aslında çok girdiniz ama ben yine de böyle net bir soruyla sormak istiyorum. Toplumları nasıl etkiliyor bu savaşlar? Toplumları şöyle, bir terör örgütünü nasıl tanımlıyorsunuz? En basitinden öyle. Yani şimdi eskiden toplumlarda maruz kalma oranları çok fazlaydı. Hani bir şeyi deneyimlemek aslında size onunla alakalı bir fikir veriyordu. Ama şimdi dijital ortam bazı şeyleri fiziksel olarak deneyimlemeden aslında en baştan toplumu bu şekilde yaratma, tırnak içerisinde söyleyelim, bir yaratma projesi haline döndü. Dolayısıyla şimdi toplumları siz ne açıdan yaratabilirsiniz? Bu hani gene tırnak içerisinde söylüyorum. Neo-Osmanlıcılık da olabilir, tamamen Batı perspektifi de olabilir, işte kurallara dayalı bir dünya düzeni de olabilir, bu kuralları yıkmaya yönelik daha işte dirençli bir toplum da yaratabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla devletin politikası doğrultusunda bu bilişsel savaş nasıl icra ediliyorsa o şekilde bir toplum algısı ve toplum yaratılmış olur. Yani bu anlamda şunu söylememiz gerekiyor. Devletin politikası bu bilişsel savaşı yönlendirir. Bu savaş doğrultusunda da siz gelecek jenerasyonları tamamen o politikaya uygun bir şekilde yaratmış olursunuz. Hali hazırda bu işte iyi olan kim ve buna yatırım yapan ülke kim? Şimdi bu açıdan baktığınızda birincisi Çin'in bu anlamda biraz daha tırnak içerisinde söyleyeyim ofansif olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Çin teknolojiden inanılmaz derecede, yaygın ölçüde beslenen bir ülkeydi. Şimdi programın başında söyledik ya, veri toplama, veriyi yönetme, bilgiye dönüştürme ve bilgi yönetimi. Şimdi artık bu iki safhayı tamamladıktan sonra teknoloji yönetimine geçiyorsunuz. Şimdi Çin hem teknoloji üreten hem de teknoloji yönetmeye çalışan ve bu konuda bu zamana kadar da başarılı olan bir ülke. Teknoloji yönetmek demek şu demektir. Bir teknoloji var ve bu teknoloji kontrolsüz bir şekilde çalışıyor. Ama ben bu teknolojiyi toplumu kontrol etmek, baskılamak ve bu toplumu, baskıladığım toplumu da devletin politikaları üzerinde şekillendirmek ve organizasyonel bir yapıya dönüştürmek için kullanıyorum. Bu açıdan baktığınızda şöyle bahsedebiliriz. İşte korona dönemindeki hatırlıyorsanız tam bir gözetim toplumuna dönüşen bir Çin vardı. İşte teknolojiyi yönetirken şöyle yapıyor. Kimin ne kadar hangi teknolojiyi kullanıp kullanmayacağını Çin karar veriyor. Hangi cep telefonu markası alıp almayacağına, hangi sosyal medya platformu üzerinden haberleşebileceğine, Dolayısıyla hani bilgisayar savaşları siz teknolojiye hakim olmak zorundasınız ve o teknolojiyi aynı zamanda yönetmek zorundasınız. Onun için şöyle söyleyelim, yani bilgisayar savaşı yapabilen ülkeler aynı zamanda bu teknolojiyi üreten ve bu teknolojiyi yönetebilen ülkelerdir. O teknolojiyi üreten ülkeler ve yöneten ülkelerde bugün baktığınızda Amerika'dır, Çin'dir, işte görece Rusya'dır ve bunun dışında bazı Avrupa şirketleridir. Ama esas savaş tabii ki de Amerika ile Çin arasında gerçekleşmektedir. Bu anlamda belki de hani Doğu ile Batı arasındaki bu bilişsel savaşın iki ülke üzerinden şekillendiğini, menşe ülkeleri bu ülke olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bir kognitif savaşı bir diğer örnek olarak şunu verebiliriz. Mesela Tayvan ve Çin mevzusu. Sadece enformasyon savaşı değil ama aynı zamanda bir kognitif savaş yürütülüyor. Veya her gün haberlere baktığınızda biz belki hep çok fazla işte Orta Doğu haberlerini takip ediyoruz. Belki biraz daha işte Batı odaklı okuma yapıyor olabiliriz ama bugün Çin Denizi hattında baktığınızda dünyanın belki de en büyük enformasyon savaşı o kanal üzerinden, yani Çin ve Çin'in yakın coğrafyası üzerine yaptığı aslında o bilişsel savaş ve enformasyon savaşı üzerinden şekilleniyor. Burada Çin'in kullandığı gemilerden tutun, Çin'in yaptığı işte hava operasyonlarına, işte hava takiplerine, hava istihbarat keşif gözetleme misyonlarına kadar aslında hepsi hem enformasyon savaşı üzerinden yeniden şekillendirip dünyaya yeniden sunuluyor. Çünkü neden? Çin'in devlet politikası biliyorsunuz uzun zaman boyunca güzel bir tabirleri vardı. Dediler ki bizde bir önceki yüzyıl bizim için aşağılanma yüzyılıydı Japonya tarafından. Ama şimdiki yüzyıl yükseliş yüzyılı. Ve bu yükselişi Çin bilişsel savaşı olarak şöyle deklar etti. Barışçıl bir yükseliş olacak bu. Peaceful Rise of China. Bu şekilde bir bilişsel savaş. Dolayısıyla şimdi düşünün. Bu savaş 20 yıl önce, 30 yıl önce deklare ettikleri bir politikaları var. Ve 30 yaşına kadar gelen bir çocuk o bölgede ve o politikaları takip eden veya batıdaki insanlara bakın Çin sadece ekonomi merkezli bir dış politika yürütüyor. Biz tamamen ofansif değiliz, defansif kanadındayız ve barışçıl yükseliş diyoruz. Ve dolayısıyla bununla yetiştirmeye çalıştığı bir jenerasyon var. Ama bu bilişsel savaşa karşılık aslında biz Çin'e baktığımızda Çin'in çok agresif olduğunu görüyoruz. Tayvan'da olduğunu görüyoruz. İşte Afganistan'daki angaja oldukları süreçlere bakıyoruz. Orta Doğu'ya bakıyoruz. Yani bu bir görünen yüzünde bir bilişsel savaşı var ve işin kötüsü de ne? Bilişsel savaşın görünmeyen yüzü de yapay zeka olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl kullanıyorlar? Şimdi biz size bir haber geldiğinde bu haberin arkasındaki yapay zekayı eğer çalışmayan birisiyseniz hani bu olan ama bunu tespit etmeniz çok zor. Kaldı ki bunu çalışsanız, istihbarat konusunda da çalışsanız, yapay zekada da çalışmalar yapsanız, işte müşterek harp doktriniyle alakalı bir sürü simülasyona veya harp oyununa dahil olsanız dahi bu tuzağa düşme ihtimaliniz çok muhtemeldir. Yani bu öyle bir şeydir ki hani bundan kaçınmak mümkün değil. Ama şu, yapay zekaya böyle bir savaş olduğunu biliyorsunuz. İkincisi ben yapay zekayı bilişsel savaş ve enformasyon savaşının yarattığı o yıkımı görerek ve risk kütüphanesini görerek en azından yapay zekaya adapte olma sürecine girdik. Bu süreci hani bir münferit olarak yapan ülkeler var, bir de müşterek olarak ve hukuken yapan mekanizmalar var. Bu anlamda belki de bizim değinmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi Avrupa Birliği. Avrupa Birliği çok yakın zaman önce aslında bir yapay zeka ile alakalı bir regülasyon ortaya koydu. Yani buradaki hukuki angajmanları. Ha bunu icra etmek kolay olacak mı? Tabii ki de kolay olmayacak. Eğer öyle olsaydı siber savaşta biz hala işte talim belgelerini konuşuyoruz. Neden halen bir yaptırım olamıyor? Bunu tartışıyoruz. Çünkü NATO istediği kadar aslında siber savaşı artık gerçek bir harp meydanı olarak tanımladı. Ve bunu hukuka entegre bir şekilde mukabelede bulunacağını da söyledi. Ama şimdi İsrail'e baktığınızda İsrail'in fiziksel savaşını görüyorsunuz. Evet. Ama siber savaşını tespit edemiyorsunuz. Şimdi vekaleten yürütülen savaşlarda vekil güçler fiziksel olarak sahadaysa, muharebe sahasındaysa oradaki vekil güçleri tanımlayabiliyorsunuz. Onlardan bir profil çıkarabiliyorsunuz. Onların imkan ve kabiliyet haritasını ortaya koyabiliyorsunuz. Ama siber vekil güçlerde bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şöyle oluyor. Siber'de bunu yapamadığınızda bunu yapay zekada yapmak çok daha zor oluyor. Çünkü o siber güçlere aslında siber orduları değil mi? Artık yapay zeka teknolojisiyle güçlendiren bir kuvvet çarpanı var. Ve dediğim gibi bunları tespit etmek, kaynağını tespit etmek, mukabelede bulunmak hem hukuken Ama aynı zamanda hani süreç itibariyle de çok zor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Yapay zeka açısından baktığımızda savunmacı pozisyondan ziyade ofansif bir politika ile bunu sistemlerine entegre etmeye çalışan bir güvenlik ve savunma anlayışı gördüğümüzü söyleyebiliriz. O andaki önceliklendirme neyse, risk ve tehdit kütüphanesindeki kaygı noktalarındaki seviyelendirmesi neye aitse aslında ülkenin geriye kanalize edilmesi aslında bununla alakalı olan bir şey. Siyasi projelerin background'ı aslında tamamen veri yönetimi ve bilgi yönetimi ile alakalı mevzulardır. Eğer bunlar olmadan siz bir projeyi başlatırsanız o projenin de başarılı olmasının mümkünatı yoktur. Türkiye bu işin neresinde? Türkiye nasıl kullanıyor bilgiyi? Şimdi tabii ki Türkiye zaten her halükarda biliyorsunuz Avrupa ile istediğiniz kadar hani dondurulma, durdurulma süreçlerine konu olsak da önümüzde bir regülasyonlar var, kurallar var ve Türkiye her zaman 2005 yılındaki bu müzakere süreçleri açılmadan da Türkiye'nin zaten yol haritasında Avrupa Birliği'ne referans alan uygulamaları söz konusuydu. Bu anlamda Türkiye gerek bilgi savaşlarına, enformasyon yönetimine, yeni yapılan bütün düzenlemeleri zaten elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde entegre olan bir ülkedir. Bir de bununla beraber şuna da bakmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren biliyorsunuz savunma sanayinde inanılmaz büyük bir ivme kazandı. Hı hı. Şimdi siz savunma sanayindeki geliştirdiğiniz bütün sistemlerin kendilerine ait bir verileri var. Değil mi? Yani bu aviyonik sistemlerinden tutun, onların kendi aralarındaki haberleşmelerini, kriptolarına kadar bunlar bir veri kullanıyorlar. Siz bu verileri aynı zamanda dost düşman tanımlıyorsunuz. Bu teknolojiyi birbiriyle haberleştiriyorsunuz. Dolayısıyla bunların her biri kendi içerisinde bir veri yönetimi ve bilgi yönetimi yapıyor. Şimdi burada sizin standartlarınız var. Bu standartları kim belirliyor? Amerika'da eğer bir sistem alacaksınız, işbirliği yapacaksınız, Amerika'daki standartlara uyarsınız. Avrupa ile işbirliği yapacaksınız, EASA'nın mesela Avrupa Havacılık ve Uzay Sanayi ile alakalı anlaşmaları vardır. Dolayısıyla havacılık ve uzay dediğimizde bizim önümüzde konulmuş zaten standartlar ve regülasyonlar vardır. Kalite standardından tutun, bunun tüketiciye yansımasına kadar bir sürü detaylı belge var. Dolayısıyla Türkiye bilgi savaşında ister sivil ortamda ister askeri anlamda olsun bu standart ve regülasyonları takip eden bir ülkedir. Bunu askeri perspektiften, savunma sanayinden değil sivil perspektiften baktığımızda bakanlıklara bakabilirsiniz. Bakanların içerisinde artık bilgiyi yönetebilen, siber savaşa dayanıklılık yapan veya aslında o bilgiyi milli olarak üretip, milli olarak depolayıp, milli olarak kullanmaya çalışan bir anlayış da var. Eskiden biz belki veri depolama sistemlerinde daha yabancı merkezli giderdik. Yani şimdi artık Türkiye'nin kendisine ait yaygın ölçekte kullandığı FKM'ler var. Felaket kurtarma merkezleri, kendi datamızı koruma. İşte kendi mesela, datamızı başka bir yere emanet etmiyoruz bu durumda. Öyle mi demek lazım? Yani tabii ki de şu anda emanet ettiğiniz tabii ki de alanlar var. Hı hı. Ama bununla beraber ona alternatif kendi datanızı korumaya çalıştığınız yerler de var. Çok basit bir örnek verelim. Şimdi siz hangi mecrayı kullanıyorsunuz cep telefonunuzda iletişim için? Genellikle WhatsApp. Hı. Ama bu devlet Çetin de yaptı, BIP de yaptı. Eğer bunu kullanırsanız verinizi milli olarak bu ülkede depolamış olursunuz. Eğer diğerlerini kullanırsanız Amerika'da depolamış olabilirsiniz. Şimdi devlet size bu anlamda alternatif mekanizmayı ortaya koyarak size bir tercihte bulunmanızı istiyor. Dolayısıyla tercih halka aslında kullanıcıya ait olmakla beraber devletin tedbirini aldığını söylememiz gerekir. Bu aynı şekilde eğer bugün siz herhangi bir drone sistemini kullandığınızda, bir İHA sistemini kullandığınızda, bir Heron'u kullandığınızdaki onun veya işte bir İsrail olabilir, bir Çin olabilir fark etmeksizin onları kullandığınızda oradaki toplanan görüntülerin eğer istihbarata kişi gözetleme amacıyla yapıyorsa nerede kullanacağını bilirsiniz. Ama kendi ankalarınızı üretiyorsanız, kendi sistemlerini yapıyorsanız bunlar tabii ki de Türkiye'de kalır. Dolayısıyla bu anlamda her şeyde yazılımı da milli yapmak, yapay zeka ile alakalı şeyleri de milli yapmak bunlar çok önemli ve bu da ki tabii ki de kolay bir süreç değil. Yani mesela geçen gün okuduğum bir makalede TUSAŞ'ın yazılımcılarının bir tane yazılımda sadece 3.1 milyon satır kullandığını, kod kullandığını görüyorsunuz. Şimdi dolayısıyla hani bu teknoloji çok hızlı ilerliyor ve milyonlarca kodun yazıldığı bir platform, bir üründen bahsediyorsunuz. Ya bunları yapmak bu kadar kolay değil. Dolayısıyla teknolojik yeterlilik değil ama teknolojik yetkinliğe kavuşma arzusu taşıyan bir Türkiye var karşımızda. Savaşları konuşuyoruz. Hı-hı. Ukrayna Savaşı'nı, İsrail-Filistin, işte ABD-Çin çatışması olur mu? Rusya ne kadar NATO'nun karşısında durabilir? Bir sürü denklem var dünyada. Bilgi savaşları diyoruz, teknoloji diyoruz. Son sorum da şu olsun o zaman, gelecekte bizi ne bekliyor? Bence artık zaten savaşı tanımlamak çok zor bir şey. Neden zor? Çünkü eskiden belki de çok pejoratif bir anlam olacak ama savaşa dair tanımlamalara baktığımızda işte bu savaşın deklare edilmesi, savaş hukuku işte veya şu kadar süre içerisinde en az 10.000 kişinin hayatını kaybetmesi gibi nicel verilerin dahil olduğu bir tanımlama söz konusuydu. Yani sizin karşınızda savaşan da netti, savaş muharebe meydanı da netti, savaşta kullanılan teknoloji de netti. Bir netlik vardı. Dolayısıyla siz bu netlik üzerinden kimin mağlup olduğunu, kimin zaferi elde ettiğini görebiliyordunuz. Savaşın da bir süresi vardı. Ama şimdi artık bir savaşanların tipolojisini bilmiyorsunuz. Savaşanların imkan ve kabiliyet haritalarını analiz etmeniz çok zor oluyor. Savaşın alanı siber ve uzaya gittiği için aynı muharebe meydanını kontrol edemiyorsunuz. Savaşta kullanılan unsurlar ve yöntemler de değişti. İşte bunun içerisine yapay zeka girdi. Bunun içerisine ekonomik savaşlar, ambargolar, hukuk, yani hukuk savaşı hepsi girdi. Dolayısıyla savaş gelinen aşamada inanılmaz bir gri alana büründü. Burada baktığınızda bence çok güzel bir tanımlama var. Muharebe meydanındaki getirilen zaferler savaşın kazanıldığı anlamına gelmez. Yani bugün İsrail'in bir geri çekilmesi onu kaybettiği anlamına da gelmez. Yani Filistin'in belirli bir teritoriyel alanı hala kendi kontrolünde tutabilmesi bir kazanç olarak bakılabilir. Ama topyekün savaşa baktığınızda onların kayıpları aslında çok daha yüksektir. Dolayısıyla veya Rusya-Ukrayna savaşına baktığınızda Rusya çekilirken belki arkasında o kadar fazla çekişmeli, ihtilaflı bölgeler bırakacak ki Ukrayna perspektifinden baktığımızda Ukrayna'nın Rusya'yı def ettiğini zannedebilirsiniz. Ama itilaflı bölgeler belki de Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya girememesine neden olacak. Veya her zaman frozen conflict dediğimiz dondurulmuş çatışmaya ev sahipliğine yapmasına neden olacak. Hani bu açıdan baktığınızda hani bir muharebenin sonlandırılması savaşın kazanıldığı veya kaybedildiği anlamı taşımıyor. Eskinin savaşlarında bence en büyük fark bu. Ve yine bir son husus olarak şunu ifade edebiliriz. Bence günümüzdeki savaşlar siber uzaya taşındığı ölçüde bence en önemli şey ticaret savaşları oldu. Dijital currency dediğimiz aslında dijital para birimlerinden tutun blockchain'lerine, yani dijital ve aslında ticaret ortamında yaşanan bence savaşın yıkıcılığı devletler için çok daha ağır olacaktır. Çünkü ekonomimiz olmazsa, ticaret üstünlüğü kazanamazsanız, dijital üstünlüğü elde edemezseniz ne hava üstünlüğü elde edebilirsiniz, ne o platformları satın alacak paranız olur, ne mühendislerinizi yazılım geliştirmeleri için istihdam edebilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda bence en önemli şey ticaret savaşları ve bilgi, aslında bilgiyi yönetebilmek, kontrol edebilmek ve bilginin kaynağından beslenmek olarak özetleyebiliriz. Doçent Doktor Merve Seren Yeşiltaş, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sorularınızı yanıtladığınız için çok sağ olun.